Etyen Mahçupyan, beklenen ikinci dalga geldi. Yaşanan garipliğin farkına varan hükümet tedbir aldı. İllerde kriz merkezleri kurularak tutuklamalarda yapılan haksızlıklar engellenecek, yapılmış haksızlıkların telafisi için de kanun hükmünde kararname çıkartılacak. Ne var ki bunları açıklarken başbakan şöyle demekteydi: eğer usulü biçimi her şeyi dört dörtlük yapmaya çalışırsanız işi yapamazsınız. Bir tercih yapacaksınız. İş mi yapacağız yoksa mevzuatı mı kollayacağız? Mesele milletin menfaati ise hata yapın ama hainlik yapmayın. Etrafta hain aranırken kulağa makul gelebilecek bu sözler aslında sorunun temeli. İş yapmayı engelleyen bir mevzuatın varlığı ya rasyonel sistemler kurma yeteneksizliğine işaret eder ya da vesayet rejimine. Muhtemelen her ikisi de halen mevcut ve anlaşılan AK Parti'nin isteği, iradesi ve gücü bu durumu değiştirmeye yetmemiş. Öyle ki 14 yıllık iktidarın ardından başbakan iş yapmak için mevzuatı bir kenara bırakmak gerekebileceğini ima edebiliyor. Mesele şu ki bugün asıl sorun hainlerden değil, kendi kariyerleri uğruna tepedekilerin hoşuna gidecek hataları yapmaya hevesli olanlardan kaynaklanıyor. Gülenci olmayan, insanları ihbar edenler hain değil, sıradan oportünistler ve ataerkil kültürel yapılarda bunlardan mevzul miktarda bulunabiliyor. Reisçi tayfa ise hatayı sistemleştirme gayreti içinde üniversiteler için tasfiye çetesi tutuyor ve kişi adı vererek cadı avı teşvikçiliğine soyunuyor. Hainler büyük ölçüde deşifre oldu. Verecekleri zarar sınırlı. Ama bilinçli ve sistematik hatalar AK Parti'yi içeriden oyuyor. Bunu yapan tayfa hainlik bir yana partiyi de liderini de çok seviyor. Ama kendilerini biraz daha fazla seviyorlar ve aradaki fark her türlü hatayı zorlamaya değiyor. Gülenciler askerin darbe arayışı ve girişimlerini Ergenekon ve Balyoz adı altında terör bağlamına oturtmuş, bu sayede bürokrasideki Kemalistleri boşaltarak yerine kendi adamlarını yerleştirmişti. Şimdi de reisçiler içeriden, Kemalistler dışarıdan, Gülen cemaati mensuplarını FETÖ adı altında terör bağlamına oturtarak kamusal alandan boşaltmaya, yerine kendileri geçmeye çalışıyor. Nasıl Gülenciler listeleri şişirip masum insanları mağdur ettilerse, şimdi de reisçiler ve Kemalistler her biri kendi yolunda ve becerileri doğrultusunda aynı şeyi yapıyorlar. Darbe sonrasında herkes ikinci bir dalgadan korkmuştu. İkinci dalga geldi. Ama Gülencilerin değil, onları bir cemaat olarak hızla boşaltmak isteyenlerin dalgası bu. Yüzlerce iş adamı, akademisyen, gazeteci, doktor ve meslek sahibi hiçbir somut delile dayanılmadan çalıştıkları kurumlardan atıldılar. Aynen geçmişte Gülencilerin yaptığı gibi önce örgüt tanımı yapıldı, sonra bu örgütün bir eyleminden hareketle bütün eylemleri terör olarak tescil edildi. Ardından cemaatin tümü örgütün uzantısı olarak telakki edildi ve nihayet cemaate yakın olan veya öyle gösterilebilen herkes terör suçunun parçası kılındı. Başbakan bunun bir hata olmadığını, var olan kullanılmış bir sistemin şimdi içeriden yeniden tedavüle sokulması olduğunu herhalde bilmektedir. Her cenahta total savaş psikolojisi iktidarı güçlendirmiyor, kırılganlaştırıyor. Kurtuluş savaşı veya üst akıl söylemleri sonuçta AK Parti'yi müesses devlet nizamının kucağına itiyor. Bunun söz konusu aparatçıkların idrak etmesi mümkün değil. Ama partinin durumu okuyacak kurumsal aklı herhalde olmalı. Not: Ahmet ve Mehmet Altan darbeyi bir gün önceden duyurma suçuyla tutuklanmış. Hangi darbe yanlısı darbeyi önceden duyurur ki? Yoksa ortalıkta artık sadece it izi mi var? Etyen Mahçupyan, karar.